Arkadaşlar selamlar. Size Thread Mark'a neden ihtiyacınız var? Yani market için neden yapmanız gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Bu konu arkadaşlar biraz daha aslında ileri seviye. Yani şöyle ki Amazon'da satışlarınızı yapmaya başladıktan bir süre sonra fark edeceksiniz ki sizin listenizde özellikle başarı elde ederseniz listenizde bir anda başka birileri de satmaya başlamış. Buna Türkiye'de daha çok korsancılık deniyor ya da korsan geldi listeme deniyor ama aslında onunla alakası yok. Bu Amazon'un kendi yapısı. Neden böyle bir yapısı olduğundan bahsedelim önce. Daha sonrasında bunu engellemek için ne yapmanız lazım? Engellemezseniz nasıl sizin başınızı ağrıtabilir? Ondan bahsedelim. Öncelikle şu ürüne bakalım arkadaşlar. Bu ürüne baktığınızda diyor ki 11 tane daha used and new, yani yeni ve kullanılmış seçenek sunuyor. Şimdi bunu satan arkadaş 20.58'e satıyor. Bunlara tıkladığınızda farklı fiyatlardan farklı satıcıların sattığını göreceksiniz. Amazon genellikle %100 olmamakla beraber genellikle Prime olup en iyi fiyatı verene buy box'ı verir. Bu ne manaya gelir? Siz buradan tıkladığınız zaman add to cart dediğiniz zaman direkt olarak bu satıcınınki satılır. Yani burada Amazon kendisi satıyor örneğin. Buraya baktığınızda farklı satıcıların da listede olduğunu görüyorsunuz farklı fiyatlardan. Sizin başınıza gelebilecek şey arkadaşlar, bu tarz bir ürüne girdiğinizde biraz başarı yakaladığınızda bir anda farklı satıcıların özellikle Çinlilerin listenizden satış yaptığını göreceksiniz. Burada da şöyle bir mantık var. Amazon diyor ki ben diyor ürün aynı olduğu sürece eğer üründe bir marka kısıtlaması yoksa herkesin satmasına izin veririm diyor. Yani bu liste diyor aslında ürün satıcısının değil Amazon'da oluşturulduktan sonra Amazon'un malıdır. Dolayısıyla eğer birisi aynı ürünü satıyorsa ve satmaya yetkisi varsa ya da herhangi bir şekilde kısıtlanmamışsa aynı listeden satışına izin veririm. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Amazon aslında burada satıcıları birbirine kırdırmak istiyor. Amazon'un bakış açısından bakarsak olaya mantık şu. Diyor ki aynı ürün varsa eğer başkasının elinde o da satsın. Böyle olunca ne olacak? Fiyatta satıcılar birbirini kıracak. Günün sonunda son kullanıcı için yani alıcı için aslında daha iyi bir fiyattan siz bunu teklif etmiş oluyorsunuz. Çünkü ben diyelim 25'i satıyordum. Siz benim isteme geldiniz. 23'ten satmaya başladınız. Ben sizin fiyatınızı kırdım. Ben satabilmek için 22'den sattım. Günün sonunda ne oldu? Aslında alıcı en uygun fiyata almış oldu bunu. Öte yandan tabii ki fiyatın düşmesi bu üründeki hareketi de arttırıyor ve ne kadar çok satış olursa Amazon da aslında o kadar çok kazanıyor. Yani Amazon açısından ve satın alan kişi açısından baktığımızda aslında mantıklı bir sistem gibi duruyor. Fakat burada sizin başınızı ağrıtacak konu aslında şu oluyor arkadaşlar. Sizler ne kadar buraya markanızı da bassanız, logonuzu da yapsanız bunun aynısını Çinliler yapıyor. Hatta bazen şöyle yapıyorlar. Sizin hiç logonuzla falan uğraşmıyorlar. Gidiyorlar, ürünü gönderiyorlar. Üzerinizde logosunuz olmadan. Aslında logonuzun olması gerekir üründe Amazon kurallarına göre. Çünkü siz listelemeyi logolu şekilde yapmıştınız. Ancak adamlarda yüzlerce hesap var. Mesela bir FBA yapıyorlar. 100 parti. Siz diyelim ürünü aldınız işte ya da birisine aldırdınız, baktınız ürün aynı çıkmadı, bunu Amazon'a bildirdiniz. Ta bu işlemlerden geçene kadar adam elindeki ürünü zaten bitirmiş oluyor. Daha sonrasında farklı bir hesabından bir 50 tane daha gönderiyor, bir 100 tane daha gönderiyor. Ve siz aslında üreticiyle konuşurken üretici size şöyle bir opsiyon sunmuştu örneğin. Demişti ki bakın bunun iki tane modeli var. Bir tanesinin şarjı 2 gün gidiyor, bir tanesinin şarjı 7 gün gidiyor. Arasında da atıyorum 4 dolar fark var. Ve bir tanesinin işte şöyle bir problemi var. Örneğin ışıklarından yanma sorunu yaşıyor. Diğeri yaşamıyor. İçinde 2 dolar fark var. Siz aslında müşteriye en iyisini sunmak için en pahalısını yaptırmaya çalıştınız. Ama sizin o rakibiniz olan kişiler bunu dikkate almayacaktır. O az az gönderiyor dedik yani 100 tane, 50 tane, 150 tane. Onlar adam şöyle düşünecekler. Ben geleyim burada bunun en dandini yaptırayım. Fiyatta en büyük avantajım olsun. Buy box'ı alabileyim. Hemen elimdeki ürünleri satıp çıkayım. Şimdi böyle olunca sizin aslında üründeki fiyat rekabetinizi ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü Amazon sonuçta her ne kadar siz ürün aynı değil deseniz de içinde açıp da kabloları kontrol edip maalesef size ya bu evet bu adamın ürünü aynı değil demeyecektir. Dese bile
Hani diyelim bir adamın listingini kapattınız. Akabinden bir tane daha çildiğin listingi, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Sizin elinizden listinginizi alırlar arkadaşlar. Ya da karsız bir şekilde satmaya zorlarlar sizi. Bunun olacağının garantisini hemen hemen verebilirim. Çünkü herhangi bir üründe biraz başarı yakaladığınız zaman mutlaka Çinli özellikle farklı satıcılar listenize gelecektir. Yani tekrar edeyim. Bu korsan denilen şey, yani hijacking, herhalde hijacking'in Türkçe'ye korsan olarak çevrildiğini tahmin ediyorum. Hijacking denilen şey bu değil. Hijacking bambaşka bir şey. Ondan ayrı bir video yapıp bahsederiz. Ancak trademark olmazsa başınıza gelecek şey günün sonunda budur. Yani Amazon'da ciddi bir satıcı olmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka trademark yapmak zorundasınız. Trademark'ın nasıl yapılacağını da diğer trademark'la ilgili videomuzda aslında işledik. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim trademark'lı bir ürün olsaydı ne olacağına. Şimdi bu ürüne baktığınız zaman bu ürün trademark'lı. Hani bunu nereden anlıyorsun dersen, öncelikle trademark'lı ürünlerin bu listelemede burada yapmış. Description kısmına böyle videolar ya da resimler ekleyip kendiniz bunu güncelleyebiliyorsunuz. Trademark olduğu zaman ayrıca ne oluyor arkadaşlar? Kimse sizin resimlerinizi değiştiremiyor. Deminki örneğimiz de şu Buybox'a olan kişi, şu anda Amazon satıyor diyelim. Bunun Buybox'ını ben aldım. 17 dolardan satmaya karar verdim. Listedeki resimleri değiştirebilirim ya da buradaki bullet points'i değiştirebilirim. Keza aynı şekilde ürünün description'ını değiştirebilirim. Buradan bizim konumuza dönersek, yani trademarklı ürüne dönersek, şimdi bakın, trademarklı ürünü asil olarak aratın. Kendiniz aynı ürünü listelemeye çalışın. Şurada ben sizin için deneme yaptım. Burada ne diyor arkadaşlar? You are not approved to list in this category. Bu kategoride listeleme yapmaya yetkiniz yok. You will need to contact the brand owner to become an authorized seller of this product on Amazon. Sizin marka sahibiyle konuşarak yetkili bir satıcı olmanız gerekmektedir bu ürünü satmak için diyor. Yani markanızı bu şekilde arkadaşlar korumaya almazsanız ürününüz hani en fazla 2 ay satar, 3 ay satar. Bir noktadan sonra mutlaka özellikle Çinliler listenize dadanır ve fiyatta sizi oldukça zorlarlar. Bu belki de yani Amazon'un çok hoş olmayan yüzlerinden bir tanesi. Ama sizlerin de bunu bilmesi lazım. Yani ben bir tane private label yaptım ya işte 2 senedir satıyorum diyen olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü bir süre sonra mutlaka listenize dadanacaklardır. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmanız lazım. Eğer böyle bir fikriniz varsa şimdiden Brand Registry'ye hemen başvurmanızı tavsiye ederim. İyi günler.